Evet, Arguvan'ın Göy Ağaç yani Gök Ağaç köyünden dedelerine toprak verilmiş. Hüseyin Çakıl amcanın, 80 yaşının üzerindeki Hüseyin Çakıl amcanın babası Yazıhan'a gelmiş. Buradan arazi almış. Buraya yerleşmişler, kalmışlar. Ama Hüseyin Çakıl amcanın çok önemli bir özelliği var. İşte evinin her yanında işlemeli, nakışlı taşlar var. Kendi yontarak oluşturduğu taşlar. O Hüseyin amca, o sizin işlediğiniz, yazı yazdığınız taşları nereden getirdiniz? Ha, getirmesin mi? He. Bizim motor vardı, traktör, Arif'in var var gidiyorduk. Bu Ansır Deresi'nde var ya. Heh. Ansır Deresi bir de İrafaş'ta. İrağaç'ta. Orada yüklüyüp böyle getiriyorduk. Tabii balyozla kırıyordunuz, değil mi? Yok yok, ve bayağı ele atıyorduk. Heh. Ama buraya getirdiğim zaman darağından kekucu almıştım, burada yapıyordum. Ha, burada kesip Ben biçiyordunuz kendim onları. yapıyordum. Yalnız iri ağacın bir taşı var. Hı. Aynı sanki yani kızarla kesmişler. Öyle düzgün oluyor. Düzgün. Onu öyle getirdik. Peki bu şeyi merakı nereden geldi? Bu taşlara yazı yazma, resim yapma. Vallahi ben köydeydim. Hı. Birisi bir ev yapıyordu. Dedi ki Hüseyin bir taş getirdim. Evin bir köşesine takacağız. Yalnız bir şey koy, sene kaçta? Seneyi koy. Ha, tarih yazacaksınız. Bende de kama vardı, Hı. bıçak, Hı. delikanlılık. Ondan sonra koydum sene, o zaman 1955. Evet. 55'te yazdım. Yalnız köyde bir tanesi Şeyh Hasan değillerdim. Bizim takımlarda yani ustalık becermezler. Ya dedi sen nerede öğrendin bu taşı yazmışsın? Halikler bak halikler takımı derler. Nerede aklına geldim? Dedim ki halikler fabrika bile yaparlar ama endeze yok. Vallahi. Merakım oradan oldu. Ben o aklımda kaldım. Buraya geldim. Ondan sonra başladım yazıya. Sifta tornavidayı vardı. Tornavidayla yazıydım. Ondan sonra Almanya'dan murç getirdim. Almanya murçtan da kekucuyla onları öyle yapıyordum. Yalnız kitap aldım. Öyle bayağı bir söz manalı olacak. Anlıyorsa pudi mi değilsiniz? Ansiklopedi. Pudi, büyük sözler. Gittim onu aldım, ondan sonra hesabıma, kafama yatanı hepsini yazdım. Okur yazarlığın var mı? Efendim? Okur yazarlığın var mı? Ben 1940 mıydım? O bizim bir eğitmen vardı. Hı. O zaman enstitüde okuyup geri bize okudulardı. 6 aylık bir kurs gördülerdi. Onun önünden okudum yani ABC'yi öğrendim. 3'e kadar okudum. Evet. Bu sefer o gezi öğretmenler geziydi. Baş öğretmen. Dedi ki ya bu akıllı ondan sonra enstitüye yazık da öğretmen olur. Babam yazdı, anam geldi sildi dedi, danaları kuzuları kim yayacak? Anam sildi. Yani Akçadağ Köy Enstitüsü'ne gidecektiniz, değil mi siz? Enstitüye gidecektim. Evet. Anam bırakmadı. Danaları, kuzuları kim güdecek? Aynen aynen öyle. Danaları kuzuları kim yayacak? Dedim Allah belanı versin. Şimdi Doğu Hoca'ya da diyeyim ki Allah bin kafa razı olsun. Ondan sonra bizi okuttu da ABC'yi öğrenir. Bir de bir tanesi bizim böyle dirijanlı. Geldi Hüseyin dedi ya bakayım. Dedi sen taşı çok yazdıysan. Senin okumuşluğun var mı? Ben dedim okumuşluğum olmasa ben nerede yazacağım? Dedim sen ya dedi ben hiç okumadım. Ha dedim sen gel beni kendi yerine bırakıyorsun nasıl öğrenmiş? İşte orada öyle git.
Yani affedersin, bilgisiz insan affedersin, çok affedersin, hayvana benzer. Ha olmuş, ha olmamış. Hayvanlar konuşmaz, bu örnek yeter. Kendini bilmeyen insan hayvandan beter. Öyle. Yani işte öyle. Çok güzel resimler yapmışsınız, taşlara yazılar yazmışsınız, özlü güzel sözler yazmışsınız. Yazdım. Kızım o taşları var ya, hı, böyle yazdığım zaman hep ezberde kafamda kaldı. Suikan nasıl kaybettiysem hepsi gitti. Yazılarımı okuyamayayım. Vallahi yazılarımı okuyamayayım. Kendi yazdıklarınızı okuyamıyorsunuz. Benim yazdıklarımı okuyamayayım. Hemen orada not alayım, yazıydım. Ondan sonra taşa işledim, yani hiç de deftere bakmadan kendi kafamda yazıydım. Ezber alıydım. Evet. Yalnız bir sefere taş böyle yazmıştım, ABC'yi. Ettim ki silem, yalnız daldan bana soğuk gelmedi. Suyu döküm, böyle yedim, yazı gitmiyor. Bir daha silim, gitmiyor. Baktım ki döktüğüm su hemen orada donuyor. Vallahi. O kadar soğukta çalışıyorsun. O kadar soğukta çalıştım. Duramıyorsun. Hiç bilmedim. Geçen işte bu doktora gitmem var ya, hı, biraz bu suyu içtik. Ondan sonra orada o suyun şeyine... Biraz üşüttün. Hasta oldu. He? Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Canın sağ olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Tamam. Allah razı olsun. Eksik olmayan elinize kolunuza sağlık diyelim. Yan böyle bir şey alalım. Harita da yapmış. Yapan usta şu anda hastanedeymiş. Biz oğluyla, torunuyla öpüştük. Delikanlı, sende de var mı böyle dedendeki becerilerden? Efendim? Sen de böyle deden gibi becerilere sahip misin? Yok yok. Resim, heykel. Bende yok, ondan nasıl olsun? Hiç belli olmaz. Yok yok, ben sevmeyeyim. Babanız kaç yaşında şu anda? 87. 87 yaşında. Bu sabır işi. Biz sabırsızlık. Şimdi gençlik sabır yok. İneğinle kuyu kazmaya benziyor. Nereden? Taşları nereden bulup o yontuyor? Buzlukta getirmiştik bu ev yapmak için. Sonra hobi olarak başladı yazmaya. İşte devam etti. Şu evden artanları böyle yapıyor. Tabii dayanamamış, evin üstünde de yapmış, kazmış. Ev duvarında yapılırken yazdı onları. Evet, şöyle bir gideyim, duvarı da görüntüleyeyim.